Çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz lazım? Eğitime, din eğitimine ne zaman başlamamız lazım? İknur Hanım Osmanlı saraylarında bir çocuk 4 sene 4 ay, 4 günlük olduğunda eğitimi başlatırlarmış. 4 sene 4 ay, 4, 4, 4, ay 4, gün. 4 gün. Bu sistemli eğitimin başlaması. Yani çocuk o yaşta anlayabilecek durumda. Tabii efendim. Ama Çocuk doğduğu andan itibaren esas itibariyle siz bu sahanın uzmanlarını getiriyorsunuz. <laughs> efendim, e, onlarla çocukların çok küçük yaşta e, teyip gibi her şeyi aldıklarını, değil Gördüklerini, mi? gördüklerini aldıklarını, hatta, hatta hamilelik sürecinde evet başlıyormuş efendim, bu. Doğru efendim. Uzmanlar söylüyorlar bunu. Siz en iyi bilenlerden birisiniz. Estağfurullah. Ama sistemli eğitime o yaşta başlanırmış. Bu rakamların tercih edilmesinin sebebi nedir? Net olarak bilmiyorum. Niçin yani efendim 4 ay şey 4, 4 sene, sene 4, 4 ay 4 günde 5 sene 5 ay 5 gün değil veya farklı rakamlar değil? çocuklara evvela mukaddes dinimiz İslamiyet'in öğretilmesi lazım. Çocuklar hatta konuşmaya başladıklarında ilk sözlerinin Allah lafzı celali olması tavsiye ediliyor. Kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin öğretilmesi tavsiye buyuruluyor. İkinci olarak sevgili peygamberimizi tanıtmak lazım. Değil mi? En önemli şeylerden biri de e, bu. çünkü bugün çocukların en çok muktedabih kişilere, şimdi rol model dediğimiz, evet, değil mi? üsve Hasene Müminliğe imtisal dediğimiz örnek kişilere ihtiyacı var efendim. Çocuklar gördüklerini örnek alırlar. Yine bunun yanında mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i küçük yaşta öğretmek lazım. Bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. Et <tuh> ta'limu ken kennaşe alel hacer buyurulmuştur. Çocuklukta öğretim, eğitim taşa nakış işlemek gibidir bir mermere yazı yazdığımızda o yazı çıkmaz değil mi efendim? Değil mi? Ama ihtiyarlıktaki eğitim su üzerine yazı yazmak gibidir. Ne güzel söyledim. Su sallanınca yazı gider efendim. Yazı gider.